evin kapı sövesinde tespit edildi. Hitit Kralı 4. Tudaliye dönemine ait Louis hieroglif yazıtının bir bölümünün Konya Emirgazi ilçesindeki işte bu evde tespitinin ardından buradan alınarak Konya Edeyli Müze Müdürlüğü'ne gösterildi. Aslında Karaörenli bir öğretmen Nizamettin Tezcan yazdığı köy hakkında yazdığı kitapta değinmişti ve sonrasında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden Doktor Çiğdar Maner bunun peşine düştü ve sonrasında bu güzel eser, tarihi eser, önemli arkeolojik keşif yine kültür mirasımıza kazandırılmış oldu. Şu anda da zaten görüyorsunuz yaklaşık 10 yıldır boş olan bir ev sahibinin vefatından sonra oldu aslında. Şehir dışında başka bir ilçede yaşıyordu. İşte bu gördüğünüz alanda o Hitit döneminden kalma 3300 yıllık yazıt bulunuyordu. Tabii ki yazıt çok büyüktü, yine bu gördüğünüz alanı kaplayacak şekildeydi. O ikiye bölünmüştü, bir parçası da yine kapı girişine konulmuştu. İşte o kapı girişine bulunan taş 2015 yılında aslında kayboldu, bu kalmıştı. Bu da işte buradan çıkartıldı geçtiğimiz aylarda ve Ereğli Müze Müdürlüğü'ne bu Hitit döneminden kalma, 4. Tudaliye döneminden kalma önemli yazıt kaldırıldı, hieroglif yazıt. Şu anda da zaten görüyorsunuz aslında Karaören köyün adı, yani adından anlaşılacağı üzere bir öğrenin yanında bulunuyor. Dolayısıyla burada aslında çok sayıda tarihi eser bulmak mümkün ki geçmiş zamanlarda da özellikle eski eserlerde, eski evlerde de gördüğünüz gibi öğren yerinden alınan hazır oyulmuş, işlenmiş taşlar tabii ki bunlar kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi tarihi bir taşlar tabii ki kıymeti harbiyesi yapılan incelemelerin ardından yine belirleniyor ki ekipler de yine hem arkeologlar hem sanat tarihçileri burada gelip sürekli incelemeler yaptılar. Ama yine burada yine gördüğünüz gibi başka eserler de bulmak mümkün. Yani aslında Anadolu'nun çoğu yerinde bu tarz eserler belki mevcut ama geçmiş zamanlarda bunların kullanılma yine yapılan evlerde tabii ki işçilik olmaması yine taşların hazır olması sebebiyle yapılarda kullanılma ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Yine şunu söyleyelim, tabii ki Konya'da Hititlere ait çok sayıda eser bulunuyor ki hep Konya'ya Çatalhöyük ve Boncukluhöyük'ten ibaret en çok bilinen onları ama özellikle Hititlerin en eski dünyanın tarımsal anıtı dediğimiz İvriz Kaya Anıtı bulunduğumuz yere de yaklaşık 70-80 km uzaklıkta. Yine Beyşehir'de bulunan Fasıllar Anıtı, tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nın akabinde yeni Hitit Kralı tarafından yapılıyor. O da yine eski anıtlardan birisi. Yani aslında Hititler döneminden kalma yazılı eserler ki Hitit çağını anlayabilmek için çok kıymetli. İşte bunlara dair Konya'da çok sayıda iz var. En sonunda işte bu Karaören'de arka tarafında gördüğünüz evin kapı sövesinden Hitit döneminden kalma 3300 yıllık bir yazıt alındı ve Konya Ereğli Müze Müdürlüğü'ne koruma altına alındı diyebiliriz.